Kur'an-ı Kerim sana bir davetiyeden bahsediyor. Kur'an-ı Kerim sana bir çağrıdan bahsediyor. Allah seni esenlik yurduna çağırmaktadır diyor ayet-i kerime. Allah seni selam yurduna davet etmektedir. Yani gidiyorsun, gittiğin yerden neyle karşılaşacağını sen bugün kendin kararlaştırıyorsun. Neyi görmek istiyorsan ona göre yaşayacaksın. Hazreti Resulullah aleyhissalatü vesselam Ebu Talip'ten bahsediyor. Amcası Ebu Talip'ten. Cehennemde en hafif azabı görecek olan Ebu Talip'tir diyor. O azap da şudur. Ateşten iki tane takunya giydirilir, beyni fokur fokur kaynamaya başlar diyor. Nauzubillah. Düşünün ki Allah-u Teala gece gündüz kesintisiz, ara vermeden, bitmeden, dinlenmeden, yavaşlamadan Allah ateşe arz edecektir. Hesabını yanlış yapalı. Yani bugün bir narıza bir ilaç alıyorsun. Gece ağrın tutuyor, sabaha kadar sağa sola dönüyorsun ama sabah olacağını biliyorsun. Sabah olunca belki bir doktora gideceksin, belki bir ilaç alacaksın, geçecek. Cehennem ebedi azap yeridir. Son yoktur. İnsanlar kıyamet meydanına getirildiği zaman bir koç getirilecek diyor Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ölüm bir koç halinde getirilecek ve bütün insanların gözlerinin önünde o koç boğazlanacak ve onlara denecek ki bu ölümdür. Ölüm şu anda öldürülmektedir. Yani artık bundan sonra ölüm yoktur. Cennet ehli içinde ölüm yoktur, cehennem ehli içinde ölüm yoktur. Ya ebediyen Allah'ın vereceği nimetlerle altından ırmakların aktığı cennetlerde yaşayacaksınız ya da hiç kesintisiz sonsuza kadar Allah-u Teala ateşle size azap edecek. Bunu ne zaman kazanıyorsun veya bunu ne zaman kaybediyorsun? Burada. Şimdi, bugün, hatta şu an.